Merhaba Kült TV'nin araştıran insanları. Yepyeni bir videoyla da sizlerle birlikteyiz. Vampirlik ne zaman başladı? Diğer birçok efsane gibi başlangıç tarihi tam olarak bilinmiyor. Ancak tarihte ilk defa vampir hikayesinin kanıtı Mezopotamya'daki Dicle ve Fırat nehirlerinin yakınındaki Kildani'de kil ya da taş tabletlerin üzerine yazılmış Asur yazıtlarında bulunmuştur. Kildaniler diyarına İncil'de geçen Abraham'ın asıl evi de denir. Ama kelimenin kökeni Yunanca namaydan gelir, yani içmek. Lilith, İbranilerin kutsal kitabında geçen muhtemel vampirlerden biridir ve kitapta tasvir edilmiştir. İsyah'ın kitabında geçiyor olsa bile Lilith'in kökleri daha çok Babillilerin demonolojisine benzer. Lilith, geceleri bir baykuş görüntüsüne bürünerek dolaşan bir canavardı. Avlanmak için yeni doğmuş çocukları ve hamile kadınları arardı. Lilith, geleneğe uygun olarak Adem ve Havva olmadan önceki karısıydı. Ama daha sonra şeytanın tarafına geçti çünkü Adem'e itaat etmeyi reddetti. Bir takım olağan dışı tutkuları vardı ve doğal olarak kötünün gözüyle bakıyordu. Ve sonuç olarak da Adem'in ve Havva'nın çocuklarına, yani tüm insan soyundan olanlara saldıran bir vampire dönüştü. Vampirlerle ilgili söylenceler Akdeniz'deki Mısır, eski Yunan ve Roma uygarlıkları boyunca süre gelmiştir. Eski Yunanlılar çocuklarını yiyen ve kanlarını içen Strigaia veya Lamia'ya inanırlardı. Lamia mitolojide Zeus'un aşığı olarak geçer. Fakat Zeus'un karısı Hera ona karşı savaşmıştır. Lamia delirmiş ve kendi çocuğunu öldürmüştür. Daha sonra geceleri diğer insanların çocuklarını da aynı şekilde öldürmek için avlamıştır. Örneğin Yunanlılar ve Romalılar tarafından bilinen bir hikaye Manipus adında genç bir adamın düğününden bahseder. Düğünde tanınmış bir filozof olan Tianalı Apollonus da çok güzel olduğu söylenen gelini dikkatlice inceler. Apollonus hikayeye göre gelini vampir olmakla suçlar ve gelin vampirizmi kabul eder. İddiaya göre Manipus ile evlenmesinin sebebi de elinin altında içecek taze kan bulundurmaktır. Vampir hikayeleri canavarların Qianxi diye adlandırıldığı eski Çin'de de yer almaktadır. Aynı şekilde eski Hindistan ve Nepal'de de vampirlerin yaşadığı öne sürülmektedir. Mağara duvarlarında eski çağlara ait çizimlerde bir takım yaratıkların kan içtiği betimlenmiştir. Nepal'e ait ölümün efendisi elinde kanla dolu kafatası şeklinde bir kadeh tutuyor ve kanla dolu bir havuzun önünde duruyor halde gösterilmiştir. Bu duvar resimlerinden bazıları M.Ö. 3000 yıllarına kadar dayanan bir geçmişe sahiptir. Rakaşlar, Vedas adı verilen eski kutsal Hindistan yazıtlarında tarif edilmiştir. Bu yazıtlarda tahminen M.Ö. 1500 yıllara kadar dayanır. Rakaşlar vampirler gibi betimlenmiştir. Eski Hindistan hakkındaki bilgilere göre birçok başka canavar daha vardı. Bir ağaçtan baş aşağı asılmış yarasaya benzeyen ve kendi kanından yoksun bir canavar. Bu yaratığa Baytal deniyordu. Diğer eski Asyalı uluslarda Malezyalılar gibi Pananggalan adındaki bir başka çeşit vampire inanıyorlardı. Bu yaratık insan başına sahipti ama bütün organları dışarıdaydı. Ve diğer insanların, özellikle de küçük kurbanlarının kanını içerek yaşardı. Türk folklorunda ise çok sık karşılaşılmasa da Batı'nın literatürlerine girmiş kayıtlar mevcuttur. Vampir cadı bağlantısı ve kriminoloji kayıtlarına girmiş olan 1970'li yıllarda Cihangir vampiri gibi olaylar da yaşanmıştır. 1884'te Budapeşte Üniversitesi öğretim üyelerinden ve Şarkiyat Akademisi'nin kurucusu Profesör Arminius Wambri, öz yaşamsal kitabı Arminius Wambri Yaşamı ve Maceralarında Türklerdeki bazı vampir inanışlarına da değinmektedir. Macar dilinin kökenlerini araştırmak amacıyla Orta Asya'ya kadar derviş kılığında yolculuk eden Wambri'ye göre Osmanlılarda yaygın bir inanışa göre vampirler ağaç kovuklarında gizlenirler ve oralarda avlanırlarmış. Ele geçirilen vampirler kelleleri kesildikten sonra bir çuvala koyulup denize atılırmış. Cadılar hortlayan ölülerdir diye açıklar Profesör Pertev Naili Boratav ve ekler. Çoğunluk kadınların cadı olduğuna inanır. Ancak erkeklerden de cadılaşanların bulunduğuna kanıt ve belgeler vardır. Türk geleneğindeki cadı aşağı yukarı Batı inanışlarındaki vampir karşılar. Cadılar mezardaki taze ölüleri çıkartıp ciğerlerini yerlermiş. Bir Rumeli anlatısına göre eskiden cadıları zararsız hale sokan uzman cadıcılar olurmuş. Meçkey, Türk, Anadolu ve Altay halk inanışında Batı dillerindeki karşılığı ile birebir örtüşen bir anlamda vampir demektir. Meçik de denir. Türk halk kültüründe ve halk inancında kendine özgü bir vampir türüdür. Bazı yönleri bütünüyle Türk kültürüne özgü olsa da Batı toplumlarının inanışlarına çok benzeyen bazı özellikleri de mevcuttur. Örneğin tıpkı Nosferatu'da olduğu gibi taun, yani veba hastalığı taşıdığına inanılır. İnsanların kanını emer, içlerinde büyür. Ölüm saçan kambur bir yaşlı kadın veya bazen yaşlı bir erkek şeklinde düşünülür.
Sözcük biçmek, kesmek fiiliyle alakalıdır. Meç Moğolca'da maymun, mes ise silah demektir. Türklerde masal ve söylencelerde maymuna benzer varlıklara sıklıkla rastlanır. Gizemcilikle ilgilenenler arasında vampir incili olarak da bilinen Delphi yazıtları, Yunan mitolojisinin efsanevi Delphi kainine aittir. Yazıtların içinde yer alan bir bölüm, özellikle vampirlerin mitolojik kökenine ve nasıl ortaya çıktıklarına ışık tutan bir aşk hikayesinden oluşuyor. Tanrıça Selene'nin antik Yunan mitolojisindeki hikayesinden farklı bir çizgide ilerleyen bu hikayeye göre, ilk vampir Ay ve Av tanrıçası Artemis tarafından yaratılıyor. Tanınmış vampir yazarı Montagu Summers'ın 1928'de yazılmış ve bir klasik olan Vampir, Akrabaları ve Yakınlarında, İspanyol gezginlerin gelişinden önce vampirlerin Meksika'da yaşamış oldukları söylenir. Ayrıca Arabistan'ın da vampirlerden haberdar olduğunu yazmıştır. Agul diye hitap edilen Arap geceleri hikayelerinde vampir benzeri yaratıklardan bahsedilmiştir. Bu, insan eti yiyen bir ortlaktır. Vampir efsanesi her zaman doğal bir fenomen olarak açıklanmıştır. Diğer bir şekilde bu durum ilkel ve ilmi bilgiden yoksun insanlara açıklanamazdı. Belki de en hayret verici inanç Orta Çağ Avrupa'sında birçok insanın ölümüne sebebiyet veren kara ölüm denilen hastalığın aslında vampirlerin işi olduğuna inanılmasıdır. Kara ölüm bildiğimiz kadarıyla pireler ve farelerden yayılan bir çeşit vebaydı ve 1300'lü yıllarda Avrupa nüfusunun neredeyse 3'te 2'sinin ölmesine neden olmuştu. O zaman insanları bu ölümlerden birçoğunu vampirlerin yaptığı fikrinde birleşiyorlardı. Belki de vebanın vampirlerden yayıldığını düşünmüş olabilirler. Bazı durumlarda ise ölen bir akrabanın geri dönüp bir kurban aldığına inanılırdı. Bir diğer şekli ise ölü bir düşmanın vampire dönüşmüş halde geri dönüp birilerini öldürebileceğine de inanılırdı. Bu yüzden birçok mezar kazılmış ve vampir olduğundan şüphelenilen insanların vücutları tekrar öldürülmek üzere çıkartılmıştır. Vampirlerin mezarlarını belirlemek için bir takım metotlar kullanılıyordu. Vampir inanışları, vampirleri öldürmek ve vampirizmi durdurmak için kullanılan metotları kapsar. Ölüler kimi zaman yüzleri güneye bakacak şekilde gömülürlerdi. Eğer ölü bir vampire dönüşmüşse, mezarın yeri ölünün kaçma girişimine tedbir olarak daha derin kazılır ve dış yüzey ters olacak şekilde yerleştirilirdi. Tahta kazıklar bazen mezarın üzerine dikilirdi. Böylelikle eğer vücut mezardan kalkmaya yeltenirse kendine kazığa saplamış olurdu. Kalpten saplaması umut edilirdi. Bazen de ölülerin kafaları kesilir ve bacakların üzerine konularak gömülürdü. Cesetler bazen ölümden geri dönüşlerini zorlaştırmak için halıyla ya da bir takım kumaşlarla sarmalanırdı. Bazen de kolları ya da bacakları halatla bağlanırdı. Ölülerin dönüşünü önlemek için genellikle mezarların üzerine büyük kayalar yerleştirilirdi. Bunun dışında mezarın üzerine kalın demirli kafesler yapılırdı. İnsanlar vampir saldırılarının önüne geçmek ve bunları engellemek için bazı bitkiler ve araçlar yaptılar. Bunlardan çoğunlukla en çok bilinen iki tanesi vampirleri korkutup kaçırmak için kullanılan kurtboğan ve tabii ki de sarımsaktı. İnsanlar vampirlere dair inançlarını meraklı bir şekilde geliştirmişlerdir. Bazıları siyah bir kedi ya da köpeğin herhangi bir cesedin üzerine atlamasını ölünün vampire dönüşebileceği şeklinde yorumlardı. Bukovnian bilgilerine göre kül ağacından yapılmış bir kazık intihar ederek ölenlerin göğsünün arasına çakılmalıdır. Çünkü intihar etmenin vampirizmin nedenlerinden biri olduğu varsayılırdı. Eski İngiltere'yi de kapsayan bazı kültürlerde intihar edenlerin vampire dönüşmelerine engel olmak için dört yolun kesiştiği yerlere gömülürlerdi. Birçok insanın vampirleri yok etmek için kendilerine has değişik metotları vardı. Bazı Slav milletleri kül ağacından yapılmış bir kazığın vampirin göğsüne saplandığında onu öldürebileceğine inanırdı. Kalpten çakılan bir kazık çoğu vampir avcısının gözde metodudur. Her nasılsa birçok farklı yerde kazıkların yapılacağı belirli ağaçlar seçilmiştir. Örneğin Silezya'da meşe ağacı bu işi görürdü. Sırbistan'da ise alıç ağacı gerekli görülürdü. Bunun dışında vampir olduğundan şüphelenilen ölülerin kafaları balta ile kesilirdi. Bazen de cesetler su göletlerine atılmış ya da yakılmıştır. Ortaçağ Avrupa'sında kilise vampirlerin varlığını onaylamış ve bir inanca bağlı olmayan mitlerden alıp vampir kavramını şeytanın yarattıklarından biri olduğu yönünde değiştirmiştir. Vampir açıkça kötülüğün ve dinsizliğin bir parçası olsa bile ölümden sonra hayat, bedenin dirilişi, maddesel değişim gibi Hristiyanlık öğretilerini destekleyen bir inanılabilirliğe sahipti. Ekmek ve şarap kavramı İsa'nın son yemeğine dair genel bir kavramdır ve Hristiyanlar arasında İsa'nın kanı ve bedeninin paylaşımının bir simgesidir. Bu inancı benimsemiş ve İsa'nın kanını içen insanlar
kendi kanlarını içen şeytanlara yani vampirlere karşı daha güçlü olurlardı. Orta çağ boyunca kilise vampirlere olan inancın doğruluğunu kabul etti ve vampirizmi yalnız başına sona erdirmek için gereken yetiyi kazandı. Tanrı bilimci olan Leo Altaeus'un 200 yıl sonra bulunan yazıları, kilisenin hala vampirlere karşı olan inancını sürdürdüğünün bir kanıtıdır. Altaeus, kilisenin öğrencisi olarak Yunanlıların vampir kavramı üzerine çalışmıştır. 1645'te yaptığı bir çalışmasında vampirlerin sık sık aforozun sonucu olduğu kararına vardı. Vücudun çürümemesi ve bedenin maddesel olarak dünyayı terk edemediği görüşü Yunanlılarda vampirizmin ispatıydı. Şişmiş bir vücut da aynı şekilde olası vampirizmin bir kanıtıydı. Daha da gerilere bakacak olursak ilk Hristiyan Yunanlılarda aforoz etme yetkisine sahip olan rahip ya da psikopos aynı şekilde günahkarın vücudunun çürümesine engel olunmak için izin verilebilirdi. Böylelikle günahkarın ruhu cennete gitme özgürlüğünden yoksun olacak ve günahları affedilinceye kadar yeryüzünde kalacaktı. Görünüşe göre Batı Kilisesi de bu inancın aynı şekilde etkisi altındaydı. 10. yüzyılda Bremen Başpiskoposu'nun da buna benzer bir yetkisi vardı. Ona göre bazı korsanları aforoz etmek için iddiaya göre içlerinden birinin vücudunun yıllar sonra bile hala bozulmamış olduğunu tespit edilmesi gerekmekteydi. Görünüşe göre bedenin küllere dönüşmeden önce günahları için psikopos tarafından bir bağışlanma isteğine inanılıyordu. Bu nedenle rahip olası vampirleri aforoz etmek ya da bu kararı bozma gücüne sahipti. Leo Altaeus'un belki de vampirlerin şeytanın hizmetinde olan ve geceleri av peşinde koşan yaratıklar olduğu resmen ilan eden ilk bilgindir. Kilisenin vampirler üzerindeki gücünün hepsi en azından Orta Çağ İngiltere'sinde belgelenmiştir. Newburglu William adı verilen yazar M.Ö. 12. yüzyılda ölen bir adamı ele almıştır. Söylendiğine göre bu adam karısına eziyet etmek için ölümden geri dönmüştür. Bu olayın yerel halk ve rahip üzerinde oluşturduğu dehşet nedeniyle bölgenin psikoposu ölenin geçmişte işlediği tüm günahları affetmiştir. Mezar açılmış ve gerçek yazılı bağışlama vampirin vücudunun üzerine yerleştirilmiştir. İnsanlar cesedin vücudunda çürümeye dair hiçbir iz olmamasına ve oldukça iyi bir durumda olması sebebiyle son derece şaşırmışlardır. Şunu da not etmek gerekir ki vampirleri yok etme metodu, resmi kilisede belgelendiği şekilde köylülerin mezarda bulunan vampirlere uyguladıkları olağan metotlardan yani cesedi yakma, kalbini çıkarma, kafasını kesme ya da kalbine kazık çakma daha uygar ve yasalara uygundu. Kaliforniya Üniversitesi araştırmacılarından kimya profesörü Wayne Tikka'nın yaptığı araştırmaya göre vampirliğin asıl sebebinin porfirya hastalığı olduğu öne sürülmüşse de bu sanı kısa sürede çökertilmiştir. Hastalık ve anlatılan efsaneler arasında bazı uyuşmazlıklar vardır. Özellikle porfiryanın birçok çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan sadece en az rastlananı deri bozukluklarına yol açmaktadır ki bu bozukluklar sadece diş etinin çekilmesi değildir. Yüz derisinde çatlamalar, burnun veya parmakların düşmesi gibi belirtileri de vardır. Orta çağda ise mezarlıklardan çıkartılan kişilerin bu kadar aşırı görüntü bozukluklarına sahip olduklarından bahsedilmemiştir. Ayrıca bugüne kadar kayıtlı olan 200 hastalık vakası vardır ki bu da böylesine büyük bir efsaneye yol açabilecek büyüklükte bir sayı değildir. Vampirlerin gün ışığına çıkamadıkları ise ilk defa roman yazarları tarafından söylenmiştir. Oysa 18 ve 19. yüzyıl vampirlerine gündüzleri de rastlandığına dair söylentiler ve kilise kayıtları mevcuttur. Bir videomuzun daha sonuna gelirken konuyla alakalı görüşlerinizi yorum olarak videonun altında belirtmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni bir videoda daha görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.